When I come around, got the whole thing wobbin'. Wob, wob, wobbin', wob, wob, wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Merhaba değerli izleyenler, yepyeni bir video ile karşınızdayım ve bugün YouTube'a özel sahibinden Grind hesabımızın ödüllerini açıyoruz. Division Rivals'ı rank 1 bitirdik ama sanırım Division 3'tü çünkü ilk yerleştiğimiz zaman bu hesap biliyorsunuz 1,5 haftalık. Tam ilk haftasında böyle düzgün Rivals oynayamamıştım. Ondan sonra iyi bir şekilde grindlayıp son anda Weekend League'e bir şekilde takımı yetiştirip Gold 3 yapabilmiştik. Pazar akşama başladığımız Weekend League maceramızda sahibinden hesabı 16-3 ile bitirdi. Takım olarak tam olarak bu takımı kullandık. Takımın şüphesiz MVP'si eğer Weekend League videolarını izlediyseniz Raheem Sterling'di. Gerçekten inanılmaz bir kart. 34 maçta 31 gol, 20 asisti var. Dribbling yapmak inanılmaz keyifli. Orada yazan bütün dribbling istatistiklerinin hepsini sonuna kadar yansıttığını söyleyebilirim. Sterling'e kefil olabilirim. Eskiden böyle koşuyor diye çok fazla kendini yani kendisini böyle değerini anlayamamıştım. Değerini anlayamadığımız bir adam daha İlkay Gündoğan, 19 maçta 4 gol, 9 asist. Tam bir maestro yani. Evet, kesinlikle zaten hani yani İlkay'ın bu versiyonunun iyi bir kart olmadığını hepimiz biliyoruz ama yani oynaması çok keyifliydi çünkü gerçekten attığı paslar yani orta sahada sanki gerçekten İlkay Gündoğan'la oynuyormuşum gibi hissiyatını verdi. Bruno Fernandes'in gol kartı zaten yani herhangi bir versiyonu Bruno'nun çok istikrarlı. Adanalı'yla gerçekten güzel şeyler yaptık. 32 maçta 35 gol, 17 asist. Sağ forvet olarak Tonali inanılmaz bir stoperdi. Orada tabii ki de Felipe oynamıyor. Tonali'yi maç içi stopere çekiyorduk. Felipe yerine Gravenberg'i alıyorduk. Hemen oyun içi göstermek istiyorum hangi taktiklerle oynadım. 4-1-2-1-2'nin ikincisi 4-7-3-7 teammate'in hızlı oyun kur taktiği. Aubameyang'lı Cristiano Ronaldo çift forvet, Sterling arkalarındaydı hem olarak İlkay ve Bruno orta sahalarımızdı. Felipe yerine Gravenberg giriyordu. Gravenberg'i CDM pozisyonunda kullandık. Gerçekten çok iyi bir kart, hala 82 rating bir kart olmasına rağmen. Tonali, Eder Militao, Mendy, Diego Dalot, Ter Stegen. Aslında 30 maçın hepsini yapabilseydik ne bitirdik çok merak ediyorum. Yani 16-3 bitirdik. Bir galibiyet de almadım. 16 galibiyet almamın sebebi de player picklerde tabii ki de. Ekstra bir player pickten Sar'la geçenki videoda gördüyseniz, seriyi takip ediyorsanız Gomis çıkmıştı. Böyle güzel bir giriş yaptıktan sonra görevler kısmına bakmak istiyorum. Burada yeni gelen bir Lig 1 oyuncusu 2 var. Molet'ten sonra Benedetto da geldi. Demek ki bu oyuncular gelmeye devam edecek. Tabii ki de bu hesapla da bitireceğiz. Bitirmemiz gereken Fofana, Cucurella ve Rainer var. Bunları artık gerçekten oturup bir gün bitirmem gerekiyor. Swap'ları bitirip oradan ben büyük ihtimalle Deco alacağım. Takımda Portekizli oyuncularımız fazla. Dalot, Bruno, Ronaldo. Deco'nun da kimya açısından bizi geçiş aşamasında en azından kurtarabilecek nitelikte bir orta saha. Yani hücum rolünde oynayacağım büyük ihtimalle ofansif orta sahada. Swap'lardan da büyük ihtimalle Deco'yu alacağız. İkincisi geldiği zaman oradan büyük ihtimalle bir ikon vesaire bir şey alırız. 83+25 yani açılan paketler özellikle beni çok hype'lamadı desem herhalde yeridir. Neyse daha henüz karar vermedik, bakacağız. Transfer listemiz doluydu en sonki draftımızdan. Kovacic çıkarmıştık en iyi, biraz üzücü olmuştu. 122 kamımız var. Kadro kurma görevlerine hemen bakmak istiyorum, bir planımız var mı diye. Curtis Jones bir gün 9 saati daha var. Curtis Jones o zaman evet cuma günü bitiyor. Bakalım yani belki Bronze Grind'ını da izlediyseniz burada da güzel gümüşleri elde ettik. Lig SBC'sinde illaki döndüreceğiz. Yeni promo da geliyor cuma günü biliyorsunuz. Yüklenme ekranında gözüktü. Benim yani Curtis Jones'u yapmak istiyorum ama ya açıkçası herkes de yaptığı için hani birazcık da böyle yapmasam da o kadar üzücü olmaz. Tabii ki de takım ve alacağımız galibiyet sayısı için çok iyi olur ama yani belki bir Toni Kroos yaparız. Tabii ki de bu ödüllerden çıkardığımız oyunculara bağlı. Daha fazla da uzatmadan giriş kısmını 5 dakikanın altında tutup ödüllerimize geçelim o zaman. Division Rivals ödülleri rank 1 bitirdik. Birinci derece bitirdik. Hangi ödül alıyoruz? Tabii ki de yani sahibinden grind olduğu için ne kadar fazla paket bizim için o kadar iyi. 4 tane nadir mega paket açacağız. Hangi Division tekrardan özür diliyorum bilmiyorum. Division 3 olması lazım yanılmıyorsam. 4 tane nadir mega paket, 2 tane nadir altın gümüş oyuncu paketi. Rivals ödüllerimizi aldık. 1783 beceri puanındayız büyük ihtimalle diye bir olacağız zaten Rivals oynadığımız zaman. Mağazaya girelim ve şu paketleri açalım mı? Önce nadir altın gümüş oyuncu paketlerini açalım. Gümüş oyunculardan da güzel bir oyuncu gelme olasılığı fazla.
Bakalım nasıl başlıyoruz? Güzel, burada başladık. 85 civarı, 84 civarı fodur diyebileceğimiz bütün kartlar bizim için win sayılıyor. İlkinden eski bir dost Raja Nainggolan geliyor. Nainggolan'ın arkasında Şakir'i var. Bakalım gümüşler biraz daha önemli tabii ki burada. Güzel, Stuttgart'dan bir tane oyuncu var. Hollanda. Yani lig SPC olarak Fransa, Hollanda, Almanya. Tekrar Fransa. Rennes birazcık pahalı bir takım olması gerekiyor. Yani stoperi 1200 civarına gidiyorsa öyledir herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bu lig SPC oyuncularının bu kadar takılmamın sebebi biliyorsunuz transfer marketi yasak olduğu için bizim sürekli paket açmamız gerekiyor. Hatta seride bir yerden sonra öyle bir noktaya geleceğiz ki orada rare değil herhalde. Şlak diye tükürdü suratımıza baskalı. Çok iyi abi. Sürekli paket açmamız gerekiyor. Seride bir noktaya geldikten sonra coin'le paket açacağız yani. O çünkü mantıklı olacak. Bu arada Eder Militao geldi. Benimki gölgeli ama ya. Benimki zaten şey olduğu için. Aman nasıl yapacağız? Tamam, Eder Militao bir tane daha gölge basarız ya. Bakalım Eder Militao. Evet, hatta satılıyor. Yani gölge de basılı. Şöyle bir 1000 coin daha fazlaya falan satabilirse güzel olur. Benitez. Taylor bu da satılamazdı sanki. Evet, bu ikisi satılamaz. Discard maalesef. Ve MLS'den İtalya'dan Torino'dan bir tane orta saha. İki tane, üç tane 83, bir tane Boateng. İyi, fena değil. Nadir altın gümüş oyuncu paketleri. Yani çok bir şey bekleyemezsin zaten. Promosyon paketi ne var? Üst düzey altın oyuncu paketi. Artık çok ilgilenmiyoruz biz promosyon paketleriyle. Dediğim gibi seride şöyle bir 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon falan o tarz bir coin oluşturabilirsek, böyle bir kaynak oluşturabilirsek bu promosyon paketlerini de açarız. Oradan promosyon oyuncuları kovalarız. Riyad Mahrez kulübe hoş geldin. Yan odanın fedaisi Riyad Mahrez'i açtık. 85 rating. Hem fodur anlamında hem de oyunda kullanılabilirlik açısından görevlerde vesaire Mahrez kulübümüze şüphesiz ki katkı sağlayacaktır. İşte bu serinin bu. Benitez bir daha gelme kanka ama yani yeter. Yeter, 3 kere gördük suratını bu sabah yani, daha ne yapalım abi. Matheus Pereira'ya da gönderirim. Bu senin en güzel tarafı yani, her paket, her çıkan oyuncuyu bir şekilde bir kalıba uydurabiliyorsun. Yani siz de denemediyseniz bu tarz oynamayı yani çoğu kişinin zaten hani RTG oynadığını biliyorum ama denemediyseniz kesinlikle sadece böyle sahibinden tarz oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok keyifli oluyor ve çok kovası çıkartıyoruz. Küçük yalı bizi bırakmıyor. Bu sefer küçük yalı bizi bırakmıyor ama güzel. Kulübü dolduruyoruz en azından. Hem yani malzemeler açısından hem oy sen ne diyorsun ya? Bunları da yukarı göndereyim hani şekil dursun diye. Vizer satılamaz mıydı? Evet. Yani çok bütün yani sanki inatla böyle satılamaz oyuncularımı seçiyorum ya. Bunları şimdi doğru düzgün bir kadro kurma görevi de yok. O yüzden maalesef diskarlamak durumundayım. Gidip yani diğer lig SPC oyuncularıyla beraber altın hesabımı yapmak istemiyorum. Şu nadir Mega Weapon paketlerden yani serimizin ilk rival ödülleri bir tane walkout alırız bence ya. Ne diyorsun iyi? Almaz mıyız? Peki ya. Tamam. Dünyanın oyundaki yani bir oyun tarihindeki yaratılmış en gereksiz içerik olarak ben Libertadores kartlarını öne sunmak istiyorum. Bu arada gerçekten çok kötü bir paket. En yüksek 81 rating. Buradan da Jason Martins'i alacağım çünkü lig 1 swap görevlerini yapmadığım aklıma gelmişti. İyi oldu onu aldığımız. Jason Martins çok iyi bir oyuncu. Bu arada herhangi bir promosyon kartı gelmemesi de ilginç. Kolarov'u yukarı gönderelim. Eishan'ı yukarı, Eishan'ı aşağı gönderelim. Nenings. Onu da aşağı göndereceğiz. Yani gerçekten Rivals ödülleri şu ana kadar hayal kırıklığı. Üzülüyorum. Böyle olmaması lazım. Sahibinden bunu hak etmiyor. Demek ki yani Weekend ödüllerinden tabii ki de ne çekeceğimizi hepiniz biliyorsunuz. Old Gang olarak. Bir tane bir walkout be. Yani nadir mega paket abi. Yapma gözünü seveyim hadi. Vay of. Gerçekten o kadar yani cuma gecesinden cumartesi sabahına kadar ben Rivals'ı gerçekten işim acıdı yani. Weekend League'den bunu oy, o saray armalı Nelson Fernandez. Avcı gölge kesici atmaca evet kulübü doldurduk ama yani abi bak yine aynı oyuncular atılıyor. Bunların bak kaç tane satılamaz? Tam Freeze de satılamaz. Perotti de satılamaz. Sansone de satılamaz. Görüyorsunuz değil mi? Lucas Paquet de en azından satılabilirmiş. Pereira'yı da demin çıkardık. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok büyük hayal kırıklığı. Yani paramparça abi. Paramparça. Sabah yani yeni uyanmış bir insana bunu yapmazsın abi. Ben çekimlere gitmeden önce çekiyorum bu videoyu. Çekimlere gidince şimdi Mert'le İsmail'e falan böyle Çin'e falan şekil yapayım ya. Şöyle güzel bir şey açtık diye. Ha? Hadi bakalım o zaman Gold Gang ödülleri gelsin. Team of the Week'e bir dakika. Team of the Week'e bakmadım. Hemen Team of the Week'e de bakacağım. Çok kısa. Nereden haberler kısmından yayınlanan öğeler miydi? Burayla çok haşır neşir değilim.
Tamam, nasıl gidiyoruz? Ya tamam, buradan bakalım. Kart istedikleri gözüküyor en azından. Gördüğünüz üzere orada bir bağıran bir adam var. Kendisiyle ana hesabımıza yolları ayırmıştık Totti'siyle. Turnuvada Serhan'a karşı kaçırdığı o boş kale golünden sonra. 95'lik Cristiano Ronaldo. Tabii ki Cristiano Ronaldo'nun herhangi bir versiyonu. Hani isterseniz Gold, isterseniz If, Sif, Tif, Totti hiç fark etmiyor. Adanalı bile aynı şekilde. Ve orada saklanan bir üçüncü inform Tif, Rashford var. Bernardo Silva. Ya bu hesaba gelmesi o kadar istiyorum ki Bernardo Silva'nın. Yani Rashford'la Ronaldo belki yani çok o kadar yukarılarda yüzümüz yok ama o Bernardo Silva'yı gerçekten çok istiyorum. Çünkü Bernardo Silva dribblingini biliyorsunuz. Yani bunu bilmiyorsanız geçen sene neredeydiniz abi? Bernardo Silva oyundaki en iyi dribbling yapan oyunculardan bir tanesi. Sağ bek bir Lucas Vazquez var. İlginç olabilir. Bizim La Liga tarafımız da kuvvetli biliyorsunuz. Cucurella'yı da yapacağız özellikle. Ben oradan Luis Alberto'yu çekmek istemiyorum. Onun dışında da çok böyle öne çıkan bir oyuncu. Romero 77 hızında fena durmuyor. Bir İtalya depol gelirse özellikle İtalya tarafına geçememek için. Orada bir Isak var 82. Onun dışında da gerçekten hiç kimse yok. Evet. Üst tarafta Handanovic falan, onları Rui Patricio'ları saymadım. Gidiyoruz. Player picklerimizi almaya. İki tane var. Goldush Gang. İşe yarayacak mı? İlk pick'i açıyoruz ve evet. Frankfurt'tan Amin Yunes, eski Napoli'li yanlış hatırlamıyorsam. Yani bundan da çok kullanılabilir bir kart değil. Yunes'in yanında peki kimi açıyoruz? Onun yanında kim geliyor kırmızılardan? Romero geldi. Maalesef ne Ronaldo'yu çekebildik ne Rashford'u çekebildik. Bir tık üzüldüm. 2-2 düşük yüksek. Yani gölge basıldığı zaman agresiflik 99. Gölge basıldığı zaman eğer bir Serie A kadrosu çıkartabilirsek ortaya takımımızda kullanabiliriz kendisini. Güzel. Böylelikle toplam kırmızı oyuncu sayımızı 5'e çıkardık. Daha bir tane weekendlik oynayarak. 2 tane mega paket, bir tane nadir oyuncu paketi. Yani bilmiyorum, açtığımız o en son paketlerden sonra gerçekten iyi hissedemeyeceğim. Robo Grind'in acil bir paraya ihtiyacı var. Satılabilir paketlerde mi sakladık yoksa şansımızı? Sanırım onlara da sakladık. Yani bu beni derinden yaralayan bir paket açılışı oluyor. Ferran Torres, kulübe hoş geldin. Yani gerek yoktu abi sanki. Bir sonraki promo için player pickler geldiği zaman en azından kulübümüz dolu bir şekilde karşılamış olacağız promoyu. Pedraza'yı yukarı gönderelim. OP'den MO hala bug'lı mı? Hala bug'lı gözükmüyor. Nadir oyuncu paketiyle mega paketi. Bir tane daha mega paket açacağım. Bir tane walkout görelim en azından. Hani bir yalandan da olsa bir heyecanlanalım ya. Yani bir tane. Buraya efkar müzik ekleriz ya videonun bu kısmına. Böyle bir şey yok çünkü. Böyle bir şey yok. İsmail Can yerinde çıkıyor paketten en iyi ya. Allah'ım, yani güne güzel başlamak istiyordum. Ha bu 50K'lık paket benim tek kurtuluşum şu an. Kahvaltı etmeden önce, bir şeyler yapmaya gitmeden önceki tek umudumdu ve o umudumu da söküp aldı sevgili EA Sports. Inform kim? Cardiff City'den kaleci kim? McGregor falan mı? Phillips'miş. 78'lik bir inform. Arkasında Arsenal'da Odegaard. Çok ya, çok ilginç duruyor bu arada. Odegaard Real Madrid olmayınca gerçekten çok ilginç duruyor. Yani Şampiyonlar Ligi kartları var. Laimer, Derun. Bunlar ooo bir dakika. Bunlar W olabilir sanki ya. Harbiden. Bu Laimer'i böyle 3300'e koyalım. Derun ne kadar peki? Derun da aynı miktarlarda gidiyor galiba. Derun'u da şöyle 2700'e koysak satılır diye düşünüyorum ve ya böyle lig ödüllerimizin sonuna geldik. Böyle ödül yani hani bir de discarding form 10K koyduk cebe. Ne oldu şimdi? Yani 161K'ya geldik. Curtis'i yine yapamıyoruz tabii ki. Yani çok fazla fodur olarak da hiçbir şey çıkartamadık. Yani o satın almamızın en büyük sebebi zaten yani yüksek reytingli oyuncular çıkarabilmek. SPC'leri tamamlamak için. Biz ne yapabildik abi? Yani Bruno Aubameyang zaten ilk 11'imde. Ter Stegen de aynı şekilde. Oscar, yani Marquinhos, De Jong, bunlar geçen 81 artıdan kalanlar. En iyi çıkardığımız oyuncu sanırım. Sıfır şaka. Riyad Mahrez oldu. Tuna abiye söyleyeyim bunu. Kendisi kesinlikle mutlu olacaktır. Riyad Mahrez'in en iyi açıldığı bir ödül videosu da yani sizin gibi değerli izleyicilerinizin beklentilerini maalesef karşılamıyor ama yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Game changer olsam da müdahale edemiyorum demek ki yeterince iyi. Sahibinden Grind YouTube'dan aynı şekilde devam edecek. Bu akşam da yine yayında draft oynar. İnşallah yani her zaman yapacağım deyip asla yapmadığımız görevleri yaparız. Bu weekend'deki kesinlikle hem ana hesabımda da artık doğru düzgün weekend'de oynamayı da özledim.
Burada da %100 bitireceğiz. Güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili takipçilerim.